Erkekler neden hep haksız diye soruyoruz. Haksızız abi, başka bir şey yok yani. Erkekler neden hep haksız? Kadınlar öyle istiyor, o yüzden yani, ne diyeyim. Sevgilin var mı? Var. Hiç haklı çıkabildin mi karşısında? O istediği kadar. Ben size de sormak istiyorum. Peki siz hiç haksız çıktınız mı karşısında? Evet. Nasıl? Bunu bir dakika, sen haklı çıkabildin mi ona karşı? Ya o istediği sürece, dediğim gibi yani. O izin verdi sürece. Peki neden bunu biz erkeklere yapıyorsunuz? Hiçbir fikrimiz yok. Yani öyle gelişiyor. Genetik, yapacak bir şey yok yani. Bizde doğuştan geliyor. Mecbur. Allah yardımcı olsun. Sizi haklılığınızla baş başa ve mutlu bir şekilde uğurlamak istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İyi günler. Erkekler neden hep haksız sence? Manyaktan da. Biz niye hiç haklı çıkamıyoruz dayım? Bizi anlaş şunu artık. Biz gençler nasıl haklı çıkabiliriz? Nasıl gençleri nasıl sahip çıkayım ben? Gençler var mı bu? Kalmamış biliyorsun gençler. Hani sokakta genç? Gençler dışarı çık. Kötü veriyor musunuz? Haklarınızı arıyor musunuz? Öyle değil. Biz kadınlar karşısında sürekli haksız çıkıyoruz. Kadını ya. Kalp tutturmuşsunuz kadın. Bitiremediniz kadınları. Yani bu öldürün. Şey için söylüyorum. Bu yeni nesil söylüyor. Ben söylemiyorum. Ben de yeni nesilsin diyorum. Niye böyle peki yeni sahip nesil? Sahip çıkın sahip. Neye sahip çıkalım? Her şeye sahip çıkın. Biz sizi, tamam. Biz size güveniyoruz. Biz de size güveniyoruz, ellerinizden. Biz sizin için ağlıyoruz. Ben ağlıyorum gençler için. Kendimi lanetliyorum şöyle. Haklarınızı yedik. Bitirdiğimiz hep sizin haklarınız. Allah uzun ömürler versin. Böyle düşünmen yeter. Benim hakkım varsa helalleş olsun dayım. Bu ülkenin evladı, bu benim vatanım. Kanla sulanmışız burayı. Bu, kimsenin başka düşüncesi olmasın. Yok, bacaktı, baldırdı. Ya bu ayıp. Kafayı yemiş yeni gençlik dayım, haklısın. Ayıp ya be, ayıp be. Teşekkür ediyorum dayıcım. Dinimizde peygamberimize mal etmesinler. Kimse dinimizi kullanmasın. Biz Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında bu memleketi savunacağız. Kanımızı solmamasına kadar. Savunacağız da. Siz gençler, böyle uzun boylu yakışıklı gençler. Beni niye göstermiyorsun dayım, yakışıklı diye oraya göstermeye çıkıyorum. Sen demiyorum ki, siz oraya diyorum. Bana kendimi kötü hissettirdin dayım, siz yok, gençler yok. Dedin böyle. Yok, gençler bizim gözümüzün bebeğidir. Gençler böyle dayım, tabii, akılları var. Gençler ne yapsın? Ne yapsın? Gençlerin yani? Cebinde para yok. Baba 7,5 lira alıyor. Genç bekliyor. Ne yapsın baba, ne versin? Doğru söylüyorum dayım. Konuşturmayın beni ya. Yok aman baba. Dayım, ellerinden öpüyorum. Duyacak beni. Baba bana da iki konuşma. Abi bulsam bir mikrofon dedim. Teşekkür ettim dayım. Ne diyeyim ben? Gençler kendinize iyi bakın. Yalnız bize de sahip çıkın. Zaten ülkeni düşündüm, herkesi düşündüm demektir. Doğru söylüyorsun. Tamam mı? Ellerinden öpüyorum abi, dayım. Ben de sizi Allah'a emanet olun. Teşekkür ettim. Erkekler neden hep haksız? Haksız oldukları için haksız. Ama neden haksızlar? Şimdi evli misin abla? Ne öğrenmek istiyorum, öğrenmek istediğinizi bilmiyorum ama kadın olmasa erkek bir hiçtir. Bunu anlamalar gerekiyor. Peki erkek olmasa kadın? Kadın neyse ya, ben Esen görüşürüz. Merhabalar. Erkekler neden hep haksız? Çünkü bayanlar daha güçlü olduğu için. Kız arkadaşınızın karşısında haklı çıkabildiniz mi? Erkekler neden hep haksız? Erkekler niye hep haksız? Çünkü... Bir şey demiş, sizden zaten haklı çıkamaz karşınızda birisi. Evet öyle zaten. Çok düz düşünüyorsunuz, tamam mı? Hani tamam. Asla bizim kadar derin düşünmüyorsunuz. Biz çok derin düşünüyoruz, yoruluyoruz ve en sonunda hep siz haklı oluyorsunuz. Çünkü böyle olmak zorundasınız. Bir soru sorabilir miyim? Evet. Mesela derin düşünüyorsunuz ya siz. Ben düz düşünüyorum. Siz derin düşündüğünüz halde haksız olamaz mısınız? Hayır, olamam. Çünkü ben ilişkimin iyi gitmesi için en ayrıntılı şeyi düşünüyorum. Ama sen tamam, işte zaten konuşuyoruz, tamam ve devam ediyoruz, hep böyle konuşuyorsun. Bu yüzden hani ben derin düşünüyorum ki en ince ayrıntı, hani geride bir şey kalmasın. Ama o hani düz düşünüyor. Tamam, konuşuyoruz. Sevgiliyiz. Oldu, bitti, gitti. Bu değil. Bu yüzden haksızsınız. Bu haksız olmak için geçerli bir sebep mi? Evet, geçerli olmak bir sebep. Ben şu anda haksızım artık. Yani bu tartışma bitmez. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Erkekler neden hep haksız? Erkekler her zaman haksız bence. Ama niye? Niye? Şimdi ne desem. Biraz da kadınlarda da kabahat var. Şimdiki kadınlar çok şey. Neyle? Yani saygısız gençler. Saygısız. Çok kavga ediyorlar eşleriyle. İlişkilerde böyle kadınla erkek tartışır ya, konuşur. Konuştuklarında erkek hep haksız çıkar. Bunu kadınlar nasıl beceriyor? Erkekler niye beceremiyor? Sorumuz bu. Hiç aklıma gelmiyor şu an ya. Ama hep haklı çıkıyorsunuz değil mi? Yok. Ben her iki tarafı da düşünerek konuşurum. İşte doğru cevabı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi günler dilerim. Ya senin yaşın kaç? 14 abi. 14 yaşındasın sen. Evet. Sevgilin oldu mu şimdiye kadar? Oldu abi. Peki hiç haklı çıkabildin mi? Yani abi, az bir şey. Bazen. Nasıl, helal olsun. 14 yaşında bir şampiyonla birlikteyiz. Erkekler hep haksız çıkıyor. Neden sence? Haksızlar çünkü genellikle yani. Neyler? Haksızlar. Neden haksızlar oğlum, onu soruyordu işte. Ben de haksızlar diyorum ama niye haksızlar? Abi kızların üstüne çok gidiyorlar. Ondan dolayı. Tam bir gentle boy. Böyle anlayışlı, güler yüzlü, neşeli olmaya devam et. Eyvallah. Hadi kendine iyi bak. Şurada. Erkekler neden hep haksız? Bilmiyorum. Sevgiliniz var mı? Nişanlıyım ben. Hiç haklı çıkabildi mi karşınıza? Çıktı da. Çıktı da daha ayrı şimdi mesela. Çıktı da ben söylemedim, haberi yok değil mi? Ya
çıktı bazı konularda ama bazı konularda ben. Siz mesela tartışıyorsunuz ya, haklı çıktığı zamanlar oluyor ya, onun haberi var mı bundan? Var. Söylediniz mi evet haklısın özür dilerim diyebiliyor musunuz? Diyebiliyorum evet. Evet işte özür dileyebilen bir kadın. Kolay gelsin. Erkekler neden hep haksız? Sorumuz bugün bu. Yanlış anlıyor kadınları ondan olabilir. Nişanlı mısınız, evli misiniz? Peki hiç eşiniz size karşı haklı çıktı mı? O hep haksızdı. Neden hep haksız? Ben de mesela kız arkadaşımla yaşıyorum hani. Biz neden hep haksızız? Anlamıyorsunuz kızları. Ya anlasak da haksızız, anlasak da anlamasak da haksızız. Özür dilemek çok mu zor sizin için? Ben özür dilerim. Ben haksız olsam her türlü özür dilerim. Bir soru sorayım. En son ne zaman eşinizden özür dilediniz? Hiçbir zaman hata yapmadığım için özür dilememişim. Teşekkür ediyorum. Bir insandır ki ben özür dilememişim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. Erkekler neden hep haksız? Vallahi ben yabancıyım. Bir şey bilmiyormuşsunuz. Nerelisin abi? İranlıyım. Türkçe biraz biliyorsun. Evet biliyorum. Evli misin abi? Evliyim. Eşinle tartışıyor musun arada? Eşinle tartışmasan yani yavaş bitti. Girer zaten. Geçmez değil mi? Geçmez. Eşinle tartışırken hiç sana sen haklısın diyor mu? Çok zamanlar söylüyor. Söylüyor mu? Evet söylüyor. Bizde bir örnek vereyim sana. Misal var. Her zaman biri yarım kilo olacak, biri bir kilo olacak. Biri gereksizse göre biri şey yapar. Öyle yapmasan olmaz. Ona göre ben her zaman ya o az biraz geri gelir ya ben ona göre biz 42 senede yaşıyoruz. Maşallah. Ona göre bugün neden çok şükür çok sıkıntımız olmuyordu. Çok şükür. Ama ben çok zamanlar göreceğim o fazla kavga yatır. Ben o zaman söylerim inşallah benden değilsen dışarıya çıkıp bir tur atıp sonra gelirim başlarım gülere şakalara çıkıp biter gider. Böyle hadi. Taktik bu mu abi? Sıkıntıya başladığı an çıkıp bir iki tur atıp geri geleceksin. Ben öyle yapıyorum. Bir de karıyla kocanın kavgası bu mevsim havası kimdi? Yağmur olur. Sıcak olur, güneş olur. Ona göre tahammül edesem başka bir şey yapacak yoktu. Doğru söylüyorsun abi. Çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Ben çok teşekkür ederim. Erkekler neden hep haksızdır? Hep haksızdır çünkü hanımlar her zaman haklıdır. Peki siz neden hep haklısınız? Her zaman haklı değilim ben. Bazen eşim haklı, bazen ben haklıyım. Eşinizle mesela kavga anında çok sinirli olduğunuzda, haklı olduğunuzu düşündüğünüz halde bile, haksız olduğunuzu düşündüğünüz halde bile, ya ben haksızım diyor musunuz? Kusura bakma ben olayı abarttım. Diyorum. Ama olaydan bir süre zaman geçtikten sonra söylüyorum yani evet sen zaman geçtikten sonra mı? Evet. Olay. Neden ama şimdi mesela bu 7'den 70'e aynıymış. Ben mesela bunu kendim bugün sorusunun cevabını bilmediğim için ben öğreneyim dedim. Biz neden hep haksız çıkıyoruz o kavga anında tartışmanda? Biraz birbirini idare ediyor ondan kaynaklı. Hanımlar daha nazik daha şey erkekler daha çok stresi kaldırabiliyor. O yüzden erkekler biraz daha alttan alır her zaman. Yani daha biraz modern erkekler yani. Eski Anadolu kafası. Ben mesela bir Anadolu çocuğu, bir adamın oğluyum. Dayak yiyerek büyüdük biz. Ama mesela ben aynı şeyleri yapmam. Anladım abi. Çok teşekkür ederim. Çok da yakışıyorsunuz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. İyi günler. Erkekler neden hep haksız diye soruyoruz. Erkekler niye haksız olsun ya? Biz hep haksız çıkıyoruz abi. Ben yeni nesil bir genç olarak diyorum ki biz kadınlar karşısında hiç haklı çıkamıyoruz. Bu neden hep böyle? Yok ya. Erkekler hep haklıdır. Ben alfa erkeği buldum sanırım abi. Bence de yani. Sürekli yani niye kadınlar haklı olsun ki? 1000 kişiye sorduk. Bugün biz hep haklıyız diyen tek kişisin abi. Yok canım biz haklıyız abi her konuda. Erkekler neden hep haksız? Hep haksız değil. Haklıdır erkekler her zaman ya. Erkekler her zaman haklı mıdır abi? Tabii ki. Peki eşinin karşısında da bunu söylüyor musun? Söylüyorum. Haberi var mı bundan abi? Var var. Abi çünkü yeni nesil artık erkekler hep haksız çıkıyor. Eski zamanlarda böyle haklılık oranı biraz belki yüksekti ama. Ataerkil aileden biz de şu anda anaerkil aile geçtik ondandır herhalde. Öyle mi diyorsun abi? Belki ondandır ama bizim aile şu anda ataerkil. Onun için ben haklıyım. Hepimiz haklıyız diyorsun abi. Aynen öyle. Teşekkür ederim.